Güzel hocam, şey yapalım istersen başkanım, müsaadeniz olursa. Tabii buyurun. Yunus hocam, bizim bu Emriyo projesini veteriner hekimleri odasıyla birlikte baktığı noktayı ve bundan sonra Emriyo ile ilgili neler yapmayı planlıyoruz. Yunus hocam, isterseniz evet, onları bir anlatın da. Edirne bile var. Edirne Balıkesir'de. Kurde hocamız. Mufin Yılmaz, bordolu olarak çiftlik kalacaklar. Biliyorsunuz bizim Emriyo merkezimiz, genetik ve Emriyo teknolojileri uygulama araştırma merkezine bağlı olarak bakanlıktan da embriyo üretim ruhsatı almış bir merkez. 5 yıllık hayvancılık projemizin bir alt basamağında yürüyen embriyo transferiyle genetik ıslah ve boğa adayı üretimi projesinin bir ürün olarak ortaya çıktı. Burada biz bir işletme kurduk. Embriyo üretim yapıyoruz. Boğa adayları üretiyoruz. Embriyo transferi teknolojisini bilen, kullanabilen, deneyimli uzman personel sayısının da artması gerekiyor. Çünkü bu sektörde daha insan açığı çok fazla. Bu açığı kapatmak için de bu kursu düzenledik. Bu kurs embriyo üretimi ve transferi kursu olması nedeniyle bir ayrıcalığı var. Ülkemizde embriyo transfer kursları çok düzenlendi. Fakat transfer kurslarında sadece hazır bir embriyoyu transfer etme yetkisi alıyorsunuz. Bu üretim ve transfer kursu, bu kurs size embriyoyu üretme ve transfer etme yetkisi veriyor. O açıdan daha şeyi kapsayıcı. Aynı zamanda gerçek manada ihtiyacımıza da çok cevap veriyor. Çünkü bizim sadece hazır embriyoyu kullanmak değil, iyi genetik kaynağa sahip hayvanlarımızdan embriyo üretip onu daha düşük potansiyele sahip olanlara transfer ederek bu genetik ıslahı biraz hızlandırmamıza yol açıyor. Herkes o yolu ilk defa yürür gibi yürümemeli. Hızlı bir tecrübe aktarımıyla en azından yaşanan sıkıntıları, hataları çabukça bertaraf edip onların da bu sektörün içinde embriyo üreten, transfer edebilen veteriner hekim sayısının artırılmasını hedefledik. Mesleğimiz, sektörümüz adına, ülkemiz adına da güzel bir kursu gerçekleştirdiniz, gerçekleştirdik. Hocalarımıza, katılan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yani bu kursun önemi arkadaşlar, bugün ülkemiz 60-65 bin liraya yurt dışından hala damızlık düve getirirken Burdur'da, Makü'de embriyo transferi anlamında hayvancılığa dayalı böyle bir faaliyette olmak gerçekten gurur verici bir olay. Tabii bu ülkenin okuyan yazan insanlar olarak ya bu kadar fakültemiz var, bu kadar veteriner hekim, hoca, ziraat mühendisi var, hala hayvan ithal ediyoruz. Damızlık hayvan ithal ediyoruz. Bu biraz düşünülmesi gereken bir olay diye düşünüyorum. Üniversitemizle, fakültemizle gayet uyumlu bir çalışmamız var. Ne diyeyim? Bu şeyin öncülerisiniz. Bu daha da artacak, artmalı ve bunu sahaya yansıtma noktasında bürokraside engeller neyse Yunus Öncem hocam bahsetmişti daha önceki görüşmemizde. Örneğin embriyo transferiyle doğan buzağlara biraz daha fazla destek verip özendirilmesi lazım. Ki böyle işini kaydını sizler gibi bırakıp gelip 20 gün, 3 hafta burada, buralarda bu mesaiyi yapan arkadaşlar daha ilgi duysun, gelsin. Bunu cazip hale getirirsek ve bakanlık ayağında bu tür eksiklerin olduğunu biliyorum. Oda olarak da, şahsım olarak da bunların giderilmesi konusunda gayret göstereceğimi ifade etmek isterim. Şu an büyükbaş birimimizde embriyo dan embriyo projesi için alınmış hayvanlarımızı zaten barındırıyoruz. Dışarıdan hiçbir hayvanımız yok. Bu çiftliğin kuruluşunda da Yunus hocamın yürütücülük yaptığı, bizlerin de destek verdiğimiz embriyo transferiyle ilgili proje aslında bu altyapıyı kavuşmamızı sağladı. O yönüyle arkadaşlarımız başından beri işin içindeler zaten. Tabii biz embriyo bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Rektör hocam da beraber gittiğimiz Ankara'daki birçok görüşmede mutlaka biliyorsunuz biz üniversite olarak 40 ayrı proje yürütüyoruz. Hepsini anlatma fırsatımız olmuyor ama özellikle bakanlıkta ya da dışarıda bizim bu çalışmalarımızı
konu alan görüşmelerimizde mutlaka olmazsa olmaz bahsettiği projelerden birisidir embriyo projesi. Yani öne çıkan ve bu alanda da çok güçlü olarak ilerlediğimiz, sektöre de çok ciddi katkı sağlama potansiyeli olduğuna inandığımız bir proje. O bakımdan baştan beri Rektör Hocam da bu konuya çok önem verdi ve çok destek verdiler. Biz de Yunus Hocam'la birlikte ve ilgili bölümdeki projede görev alan hocalarımızla birlikte biz de başından beri bu sürece katkı sağlamaya çalıştık. İşi kolaylaştırıcı, belki de yaygınlaştırmasını hızlandırıcı bir düzenleme olursa biz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak zaten hazırız. Yani şu anda kendi yerli embriyolarımızı sağdık. Yunus Hocam yanlış ifade kullanıyorsam lütfen düzeltin. Dondurduk ve bunları transfer etmek için ruhsatlarımızı aldık. Hem gezici hem de sabit embriyo transfer ruhsatlarımızı aldık. Her şeyimiz hazır. Eğer bu anlamda birazcık işin maliyetiyle ilgili adımları eğer çözebilirsek çok hızlı bir şekilde sahaya ineceğiz. Sadece Burdur'da değil, Türkiye'nin her yerinde embriyo ile ilgili çalışmalarımızı, geçenlerde bir misafirimizi getirdiğimizde yine hocalarımız bize şunu anlattılar. Yurt dışından ithal ettiğiniz, başkanım sizler daha iyi bilirsiniz, yurt dışından ithal ettiğiniz bir hayvandan bir tane, yani üstün genetik özellikler olan bir hayvandan bir buzağı alabiliyorsunuz. Ama embriyo olduğu zaman 30 tane alabiliyorsunuz bu hayvandan. Hani bir kere ithal edelim ama geri, en azından devamını biz kendimiz üretelim istiyoruz. Her seferinde yeni bir ithalat tabii ki Türkiye'nin de çok tercih ettiği bir durum değil. Abi bileklik diyordun sen, istiyorsanız ona geçelim. Bir firmamız sponsor oldu hocam o kursu. Siz eğitimcilere vereceğiz herhalde değil mi bileklikleri? Hocalarımıza vereceğiz. Serdar Bey'dir. İsmail Bey.